Arabanızın Android Auto ve CarPlay özelliğini kullanamıyorsanız siz de benim gibi bu tür cihazlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ben de gittim bir tanesini satın aldım arkadaşlar. Şimdi bunu arabama takacağım. Arabanızın alt ya da üst kısmından da bir USB çıkışı olacak. Oraya cihazı takmanız yeterli. Cihazın çıkışında bir tane daha USB çıkışı bulunuyor. Buraya ben telefonumun kablosunu taktım. Böylece telefonumun şarjı bittiğinde Telefonumu rahatlıkla şarj edebileceğim işte kablom bu. Şimdi isterseniz işleme devam edelim. Bunun için arabanızın start stop düğmesine basmanız gerekiyor. Ben daha önceden uygulamayı yüklediğim için otomatik açıldı ama ben sizin için tekrar göstereceğim. Önce telefonunuzun Bluetooth kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Uzunca bastığınızda AutoKit uygulamasını göreceksiniz. Otomatikmen telefonunuzla ve arabanızla eşleşecektir. Başka hiçbir işlem yapmanız gerekmiyor. Arabanın uygulama merkezine geldiğinizde OtoKit uygulamasının otomatikman yüklendiğini de göreceksiniz. Buna bastığınızda arabanızın Android Auto ya da Apple Care özelliğini kullanıyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi haritalar ve müzikler açıldı. Buradan hangi uygulamaların yüklendiğini, hangisinin yüklenmediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Android Auto ve CarPlay sayesinde Google Asistan'ı da otomatikman kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp yazışmalarına cevap verebilirsiniz. Gelin bir dinleyelim. Kerem, sonuçta ben aracım ile çok mutluyum sorunlarım servis tarafından çözüme ulaşmış geç de olsa 23 bin kilometredeki araçta yıpranma terim sesi veya dökülen parça yok şu an KM'de 55 kuruş yakıyorum 5 yıl rahat binerim yıllık 70 ila 80 rahat MTV bakım yakıt karım var ondan sonra piyasaya göre 100 ila 200 eksik satsam ne olur ben her şekilde amortismandan kurtarırım bu araç büyüklüğü yüzünden başka arabaya binince kendimi rahatsız hissediyorum süreçte olumlu olursa şu an almayanlar yarın bana uzaktan bakacak olumsuz olsa da amortisman kurtarınca değişime giderim. Siz araba kullanırken WhatsApp yazışmalarını dinleyebilir. Gerekirse cevapta verebilirsiniz ama ben şu an yanıt vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü video çektiğimiz için. Asıl işimize geri dönelim. Android Auto ya da Apple CarPlay'den çıkmak için ise çık düğmesine basmanız yeterli. Böylece arabanın orijinal paneline geri dönmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben kullanmış olduğum cihazı da buraya koyuyorum. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.